Hanımlar beyler, herkese yeni bir videodan Rusya'dan tekrar merhabalar. Geçtiğimiz günlerde yapılan, Rusya'da yapılan bir forumda Rusya Devlet Başkanı'na Amerikalı bir gazeteci farklı sorular sorup aynı zamanda da Putin'in dikkatini dağıtmaya çalışmıştı. Bu konu aslında ülkemizde ve Avrupa'da magazinsel olarak ele alınıp aslında Putin'in orada söylediği sözler biraz da es geçilmişti. Hatta Türkiye hakkında da bazı sözleri olmuştu. Ben ise bu hafta sizlere Sovyetler Birliği tarihinde pek çok kez kullanılmış olan bir silahın, yani kadının Ruslara karşı nasıl kullanılamadığını anlatacağım. Tabii ki Putin'in bu sunucunun hazırlamış olduğu tuzaklı sorulara nasıl cevaplar verdiğini hep beraber izlerken sunucunun Putin'e nasıl da baştan çıkarıcı gözlerle baktığında dikkat edeceğiz. Ama önce her zamanki gibi videoyu beğeniyoruz. Aynı zamanda da videonun sonunda düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtiyorsunuz. Buyurun videomuza başlayalım. "39 yaşında ve Abu Dhabi'de CNBC'nin sunucusu olarak çalışan Amerikalı Hattie Gamble, uzun yırtmaçlı siyah elbisesiyle Rus Enerji Haftası toplantısının yapılacağı salona Putin'in önünde girerek ve ondan önce oturarak dikkatleri üzerine çekmiş ve forumu açmıştır. Fakat Türk basının es geçtiği bir şey vardı. Rus gizli servisi bu sunucunun bütün hayatını ve geçmişte yaptığı işleri mutlaka araştırmıştır. O yüzden videonun ilerleyen dakikalarında çok önemli olan toplantı öncesi yapılan görüşmelerde izleyecekleriniz aslında oynanmak istenen oyunu gözler önüne sermektedir. 2 saatlik bir tartışmayı yöneten Amerikalı gazeteci, ekonomik durgunluk, enflasyon, askeri çatışmalar ve küresel sorunlar hakkında sorular sordu Başkan Putin'e. Hattie Gamble, Putin'e Rusya'nın neden uluslararası ödemelerde dolar kullanmayı bıraktığını sordu. Putin'in cevabı ise şu şekilde oldu: "Bana öyle geliyor ki ABD doları yaptırım aracı kullanmakla çok büyük bir hata yapıyor. Bunu da yaptırım uygulanan ürünler için dolar cinsinden ödeme yapılmasını engelledikleri için yapıyorlar. Başka seçeneğimiz yok. Sadece diğer para birimlerindeki ödemelere geçmek zorunda kalıyoruz," dedi. Hattie Gamble'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping sizin için en iyi arkadaşım diyor. Avustralya, ABD ve İngiltere'nin ittifakı olan AUKUS ile ilgili endişe duyuyor musunuz? Bu müttefiklik potansiyel gerilimler mi yaratıyor ve yeni soğuk savaş olur mu?" diye sorduğu diğer soruya ise Putin şöyle bir cevap verdi: "Bahsettiğiniz Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, Avustralya'da dahil olmak üzere bazı blokların oluşturulması şüphesiz bölgesel istikrarı baltalıyor. Bence insanların birbiriyle arkadaş olması iyidir. Ancak birine karşı arkadaş olmak kötüdür. Bu istikrarı zedeler," diyerek sözünü sonlandırdı. Hattie Gamble, Putin'e Avrupa'daki enerji krizi hakkında sorular sormaya başladığında Putin'e Rusya'nın elindeki enerji gücünü Avrupa'ya karşı bir silah olarak kullanıp kullanmadığını sordu. Putin ise Rusya'nın Sovyetler Birliği dönemi de dahil hiçbir zaman bunu silah olarak kullanmadığını, anlaşmalı olduğu ülkeler ile yapılan kontratlara Rusya'nın her zaman sadık kaldığını ve Türkiye ile Rusya'nın yeni gaz boruları hatları sayesinde Avrupa'ya enerji akışının sağlandığını ve bunu her geçen yıl yüzdesel olarak daha da fazlalaştırarak devam ettirdiğini belirtti. Amerika'nın ise Avrupa'ya gönderdiği gazı azalttığını belirten Putin, gaz krizi yaratıyoruz algısının tamamen yalan olduğunu ve internet ortamına bakıldığında bütün rakamların gözüktüğünü söyledikten sonra "Şimdi söyleyin, kim enerjiyi silah olarak kullanıyor?" diyerek sözünü bitirdi. Fakat Hattie Gamble, Putin'in ayrıntılı bir biçimde Avrupa'ya gaz akışının düşünülenin tam aksine daha fazla verildiğini duymamış gibi yaparak sorusunu tekrar sordu. İşte o anda Putin seyircilere dönerek şu şekilde cevap verdi: "Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тоже совершенно другое. Как будто не слышал, что я сказал. Вот. Я сейчас повторю вам еще раз." Güzel ve sempatik bir kadın. Ama sanki beni hiç dinlememiş gibi başka bir şey soruyor. "Size tekrar edeceğim," diyerek tekrar Avrupa'daki gaz probleminin tarafı olmadığını altını çizdi Vladimir Putin. Ama bu deneyimli Amerikalı gazetecinin sanki Putin'in söylediklerini hiç aldırış etmiyormuşçasına davranışları daha önceden fark edilmişti. Peki nasıl mı?
Buyurun bakalım. Toplantı yapılacak salona geçilmeden önce Hedley Gamble gazetecilik refleksiyle koridorda karşılaştığı Putin ile ayaküstü sohbet ederken kendisinin Abu Dhabi'den geldiğini ve Rusya'daki havanın soğukluğundan bahsetti. Putin de esprili bir şekilde Sibirya'daki bir sözü söyleyerek üstü kapalı bir şekilde açık giyindiğini ima etti. No cold. Got over it. Все хорошо. В России тепло. It's warm in Russia. Yeah, yeah. Freezing already. I'm from Abu Dhabi. Yeah, it's Abu Dhabi. Yeah, which is. It's a bit warmer. В Сибири у нас говорят, что сибиряки не те, кто морозы не боятся, а те, кто тепло не боятся. Gazeteci fırsatını bulmuşken çalıştığı kanal içinde ayaküstü bir röportaj teklif etti ve Putin teklifi kabul etti. Gazetecinin sorduğu İngilizce soruları çevirmen olmadan anlayarak Rusça cevap veren Putin'in cevabının çevirisini bile beklemeyen gazeteci ise arkada duran görevliler uyardı. Görüntü götürdü. Diğer yandan kadın gazetecinin oturum boyunca Vladimir Putin'e bakışları ve mimikleriyle aynı zamanda yırtmaçlı eteğinin bazen hafifçe açılmasıyla tüm dünyaya Vladimir Putin'i rezil etme girişimi beklendiği gibi gitmemiş, üstüne Vladimir Putin toplantının ilk dakikalarında güzel ve sempatik olduğunu ima ettiği kadının üstü kapalı bir şekilde aptalca soru sorduğunu ima ederek gazetecinin bütün psikolojisini çökertmiştir. 2 saat boyunca Putin'in karşısında farklı bakışları ile açık bacaklarını sergileyen gazetecinin bacaklarına bir kere bile bakmayan Vladimir Putin bu oyunu tezgahlayanların ekmeklerine yağ sürmedi. Belki de bekar olduğu için yapılacak olumsuz yorumların önüne de geçmiştir dikkatli atan bacaklara bakmaya. Bu işi kurgulayan Amerikalı ya da Avrupalı gizli servis ajanlarının unuttuğu çok önemli bir şey vardı elbette. Yaptıkları planı Vladimir Putin KGB'de çalıştığı yıllarda belki kendi yapıyordu. Belki de üst kademelerin verdiği emirler ile başka devlet başkanlarını uyguluyordu. Evet, o da bir zamanlar ajandı ve Sovyetler Birliği gizli servisinin yabancı devlet başkanlarını alımlı ve seksi Sovyet kadın ajanları ile kumpaslar kurduğu da tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek aslında. Bunun gibi bir kumpası en yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başbakana yapılan şantaj kasetlerinde bütün Türkiye yaşadı ve gördü. Gerçekleşen olayları benim penceremden bu şekilde gördünüz sevgili dostlar. Ve Sayın Putin'in de hakkını vermeliyiz çok demokratik bir şekilde ki demokrasi Rusya'da çok tartışılan bir şey biliyorsunuz. Amerikalı bir gazetecinin gelip Rusya devlet başkanına birazcık sert sorular sorması gerçekten demokratik bir şeydi. Peki Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında Amerikalı veyahut da Avrupalı ve böyle bu şekilde sert sorular soracak gazeteci görebilir miyiz? Sizler ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.